Evet, 9 Eylül'de ilk dersleri çalacak. Geçen yılki beslenme çantasının maliyeti %126 artarak 450 lira artış göstermiş durumda. Peki sadece beslenme çantası da bitmiyor. Kırtasiye giderleri var. Vatandaşlar bunun üstesinden nasıl gelecek? Sizin için sordum. Merhaba, röportajımıza katılmak ister misin? Şu anda okullar açılacak. 9 Eylül'de ilk dersleri çalacak. Bununla ilgili olarak da giderler var. Mesela beslenme çantasının gideri 450 lira olmuş. Kırtasiye masrafları var. Sence vatandaşlar bunun üstesinden gelebiliyor mu? Sen alabiliyor musun mesela? Yani abla ben çalışıyorum zaten okul açıktan. Yani bu hal beni böyle düşürdü buralara. Okumuyorum, liseye hiç gitmedim. Para kazanıyorum o kadar. Yani bunu diyebilirim. Yani öğrenci arkadaşlara başarılar dilerim. Bir de millet, yani asgari ücretle geçinebilenlere çok zor olacak bu. Yani hem harç istiyorlar, hem başka bir şey istiyorlar. Benim kardeşim girecek mesela şimdi. Okula yazdırmak sorun, şey sorun, bir sürü şey sorun yani. Bunları diyebilirim. Bu kadar yani. Bizi düşürdükleri hal zor yani. Ama ben baştakini suçlamıyorum. Sen de okulu bıraktın yani. Evet, ben okulu bıraktım. Baştakini suçlamıyorum. Dolar yükseliyor. Doları yükseltenler bizim ekonomimizi düşüyor. Yani bunun da üstesinden gelmeleri lazım da. Kiralar çok sıkı kaldı. Ben kendi paramdan kirayı veriyorum mesela şu anda. Evin kirasını ben veriyorum. Babam da çalışıyor. Yani ikimiz şey yapıyoruz. Evi geçindirmeye çalışıyoruz. Öyle diyeyim. Bunu diyebilirim sadece. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Katılmak ister misiniz? İsterim. Şimdi konumuz şu. 9 Eylül'de ilk dersleri çalacak. Okullar açılıyor. Geçen yıla göre beslenme çantasının fiyatı 450 lira artmış. Yani beslenme çantası artık bir lüks haline geldi. Bunun aynen yanında bitmiyor. Kırtasiye masrafları da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Vatandaşlar nasıl üstesinden gelecek bunun? İkinci sınıfa oğlum gidiyor da ben düşünüyorum yani. Geçen sene 9 liraya mal oldu. Bu sene kaça mal olur bilmiyorum. Yani bu kadar aptal millete de bir şey anlatmak istemiyorum. Türkiye milleti aptal. Evet. Ben para vermiyorum. Ben de almıyorum zaten şu an. Hani çocukların büyük olduğu için ama normal herhalde gördüğümüz kadarıyla. İnsanlar alabiliyor diye düşünüyorum. Yani aşağı yukarı alıyorlar, evet. Geçtiğimiz yıla göre beslenme çantasının fiyatı 450 lira artmış. Yani hani enflasyon ortamındayız. Vatandaşlar aslında pahalı bulduklarını söylüyorlar. Geçinemediklerini söylüyorlar. Ya illaki vardır yani. Hani ona bir şey diyemeyeceğim ama yani herkes için bir şekilde fiyatlar var. Yani evet, pahalı olanlar da var, olmayanlar da var. Her bütçeye göre bir şeyler var yani sonuçta. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Röportaj yapıyoruz olarak. Ekonomi Finans kanalıyız. Şu anda 9 Eylül'de ilk dersini çalacak. Şu anda öğrenciler dersi çalacak, okula başlayacaklar ve bunun velilere bir maliyeti var. Beslenme çantasının maliyeti 450 lira artmış. Beslenme çantası da bitmiyor. Forma alınacak. İşte okul giderleri, kırtasiye giderleri. Vatandaş alabiliyor mu? Nasıl, ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Bunu soruyorum. Vatandaş memur olan alır. Yani hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ki benim memurum. Benim memurum alabilir. Ama emekliler yılı olduğu için emekli alamaz. Çünkü ben emekliyim, ben alamam. Hatta size şunu söyleyeyim, torunuma bile harçlık veremem. Veremem çünkü niye? Maaşım 12 milyon 500 bin lira. Onun için yani ne olur? %25 alır, %25'i alır, %75'i alamaz. Tabii bir de asgari ücretli de var. 17.002 lirayla ev geçindirmek, çocuk. Asgari ücretli yine çalışıyordur. Asgari ücreti için o kadar önemli değil ama emekli için çok önemli. Asgari ücretlinin atıyorum 2 tane 3 tane oğlu çocuğu vardır. Ama bir emeklinin en azından 7-8-10 tane torunu vardır. Şimdi kendi çocuğuna mahcup olmaktan ziyade torununa mahcup olmak daha fenadır. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl gidiyor ya? Nasıl gidiyor sizce? Ekonomi bu arada iyi gitmiyor. Çünkü sahipsizlik var. Ben kendim esnafım, sahipsizlik var. Ben 45 sene siyaset yaptım. Sahipsizlik var. Yani ne oluyor? Yani kim kime dumduma gidiyoruz. Yani yapana niye yaptın demiyorlar. Atıyorum bir lokantaya gidiyorsun. Eskiden bir tarife vardı. Atıyorum 50 lira, 80 lira, 100 lira yazardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi gidiyorsun yemek yiyorsun. Kasadaki kasiyer gökyüzüne bakıyor. Diyor ki 453 bin lira diyor. 280 bin lira. Ne verdin kardeşim? Ne yedirdin? Sahipsizlik var. Ama ben inanıyorum ki ileride Sayın Cumhurbaşkanımız bunları
değerlendirecektir. Bu işi huzura kavuşturacağına da inanıyorum yani. Sayın Cumhurbaşkanımızı da seviyorum. Peki. Dünya liderini çok seviyorum. Değerli düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ediyorum. Paratik TV, Ekonomi Finans kanalıyız. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, tüm dijital mecralarda TV'nize varız. TV'nize ve çalışanlarına, genel müdürünüze çok çok selamlarımı iletiyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Konuşmak ister misiniz? Ne hakkında? Şu anda ülkede biliyorsunuz ki 9 Eylül'de teneffüs zili çalacak. Öğrenciler okula başlayacak. Kırtasiye masrafları, beslenme masrafları derken maliyetler artıyor. Geçen yıla göre beslenme çantasının maliyeti 450 lira artmış. Kırtasiye masrafları da keza böyle. Vatandaş alabiliyor mu sizce? Ekonomi durumu nasıl? Bir de sizden. Atlattı mı günleri ya? Ben büyüttüm, okuttum, öğrendirdim, bilmiyorum. Peki şu anda insanlar okutmaya devam ediyor. Onlar nasıl yapacak? Vallahi ben yaptım. Herkes yapar. Herkes yapabilir mi? Yapar tabii ya. Çalışacağız ya, çalışacağız ya. Çalışacağız, çalışacağız. Japonya, Almanya nasıl yap bu işi? Beşte, sıfırdan çalışacağız. Çalışacağız. Öyle boş laf olmaz. Çalışacağız. Gördün mü? Çalıştıklarımızın karşılığını alabiliyor muyuz? Yeterli mi sizce? Yani hani 17.002 lira asgari ücret, 12.500 lira emekli ücreti, en hani minimumları nasıl geçinebiliriz? Çalışsak da ulaşabileceğimiz... Gençler mesleden demiyor. Okuyacak, masa başa kimseye tamam. Çalışacağız ya. İnşallah 2 bin lira, 3 bin lira. Çalışsak ya. Zor bir iş değil. Ben çalıştım 40 sene. İnşaatlarda. Ben de demiyorum. Daha iyiyiz şimdi, daha iyiyiz. İyi gidiyoruz yani. Tembeliz, tembel. Üretelim, çalışalım diyorsun. Evet. Çok kolay. Biz o günleri gördük diyorum, gördük. Yok, biz yoktan geldik. Yoktuk, yoktu yani bir şey. Her şey varmış. Hiç yok. Çalışan yok. Bu kadar. Ama biz şimdiyi değerlendirelim. Yani 2024 yılındayız. Artık her şey var. Bolluk, bereket, her şey hayat var. Hayat her zaman zordur. Hayat her zaman zordur. Her zaman zordur. Her zaman zordur. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Kırtasiye masraflarıyla ilgili. Şimdi okullar açılacak 9 Eylül'de. Vatandaş alabiliyor mu? Nasıl sizce ekonomik durum? Bunu soruyoruz ama birkaç cümle alabilir miyiz? Vallahi bilmem ki. Biz Adana'dan geliyoruz. Geziyoruz. Şöyle söyleyeyim mesela. Geçen yıla göre... Hasan başladı. Geçen yıla göre 450 lira artmış beslenme çantasının maliyeti. 17.002 lira asgari ücret. Sizce nasıl olacak insanlar? Çocuklar için beslenme çantası hazırlayamayacak mı? Valla biraz şu şartlara göre zor. İyi bir iyileşme istiyor ama yine buna şükür. Nasıl değerlendiriyoruz yani? Valla. Ekonomik durum nasıl? İnsan alabilecek mi? Lüks haline geldi artık beslenme çantası bile. Öyle öyle, şu an yani çok zor, harbiden de zor. Geçim zor. Yani yetmiyor. Aldığın şey... Bir şey alsan zaten marketten 1000 lirayla çıkıyorsun. Evet. Yani pazara gidiyorsun 500. Evet. Kırtasiye malzeme zaten o ayrı bir şey. Biz daha yeni başlayacağız çocuk daha. Evet. Onu yeni göreceğiz. İşte o bile zordur. O zor olur büyük ihtimal. Kırtasiye masrafı da bitmiyor. Forma var. Bir forma şey var, şey var. Var. Evet. Yani bir destek lazım. Ek bir destek lazım. Bir yerden yan gelir olmazsa bu devrede geçinemez. Evet. O şekil. Teşekkür ederim. Hı-hı. Geçen yıla göre beslenme çantasının maliyeti tam 450 lira artmış. Yani artık lüks haline geldi beslenme çantası bile. Evet. Şimdi pahalanmış her şey. Gücümüz... Bazı alabiliyoruz yani, gücümüz yok. Nasıl gibi yapabiliriz bilmiyorum. Çalışmasak kötü. Bir yardımcı olursanız nasıl gibi olursunuz? Merhaba, iyi günler. Röportajımıza katılmak ister misiniz? Kırtasiye masraflarından konuşuyoruz. Çocuklar okula başlayacak şu anda. Kırtasiye masrafları var, beslenme çantası masrafı var, üniforma, aidatlar ve beslenme çantası geçen yıla göre 450 lira artmış. Evet. 126 bir artış var. Artık lüks haline geldi. Ne düşünüyorsunuz, alabilecek miyiz? Vallahi durumumuz çok vahim.
Benim üçüncü çocuğum lise 2. Taşıma adası kaldırıldı köylerden. Köyden gelip gidiyoruz. Nereye nasıl yetişeceğimizi bilmiyoruz. Karı koca emekliyiz. O halde yetişmeye çalışıyoruz. Kartlara yükleniyoruz. Kartlar patlayacak diye korkuyoruz vesaire vesaire. Yapacağım diyeceğim bu kadar. Ekonomik durum nasıl peki? Ekonomik durum da zaten her diyecek bir şey yok. Herkesin dediği gibi, herkesin şikayet ettiği gibi ortada. Yani artık nasıl konuşacağız, ne konuşacağımızı da bilmiyoruz. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Abi, sağ ol. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Ev kirası... Geçinebiliyor muyuz? Ekonomik durum nasıl sizce? Ekonomik, ben orta kesim insanım. Ne zenginim ne fakirim. Allah alt tabakın yapısı olsun. Tek maaş çalışanların ne diyeyim, bir şey konuşmaya gerek yok. Ve konuşsam da ve konuşmayacağım da benim sıkıntı işlerim var. Anladın mı? Allah hamdur olsun. Ben kimden korkuyorum biliyor musun? Zengin açtan korkuyorum ben. Fakir açtan korkmuyorum. Bir şey yapmaz. Zengin aç hayvan tokken arka ayaklarıyla komşusunu kaşır. Anlaştık mı? İyi çek. Bir de çek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. İyi günler. Sağ olun. Ekonomik durum. Anneniz babanız alabilecek mi? Ya, alır ama bence çok da iyi değil. Evet, bazıları için yani fazla iyi değil. Bazılarının durumu olmayabiliyor. Hı-hı. Peki siz sıkıntı yaşayacak mısınız? Harçlıklar düşer mi? Benim şu an sıkıntım yok çok şükür ama herkes için aynı değil maalesef. Haftalık ne kadar harçlık alıyorsun mesela? 500 falan. 500 sen canım? Benim de aynı gibi. Yetiyor mu peki 500 lira? Yani evet yetiyor. Okul açınca giderleriniz artacak. İşte ne bileyim kantine gideceksiniz, arkadaşlarınız dışarı çıkacaksınız. O zaman yani eğer yetmezse değişebilir tabii ki. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Okullar açılacak. Şimdi masrafları artıyor. Kırtasiye masrafları, evet, beslenme çantası. Hatta beslenme çantası tam 450 lira artmış geçen yıla göre. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Artık lüks haline geldi beslenme çantası bile. Vallahi bizim çocukları okutmak bile lüks haline geldi yani. Evet. Çocuk okutmayacağız. Herhalde okutmayacağız artık. Çözüm bu mu okul? Yani çözüm bu. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi liseyi bitirmeden hayata atılıyor çocuklar. Ekonomik durum nasıl ya? Ülke nasıl gidiyorsunuz? İyiye gitmiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Böyle giderse kötü yani vaziyet. Bir ailede 3-4 kişi çalışıyor ama yani paranın bereketi mi yok? Hayat mı pahalı? Ben anlamadım. Öyle diyeyim size. Bir şey değil. İyi günler. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyorum. Birkaç cümle söylemek ister misiniz? Ne çalacak? 9 Eylül'de ilk teneffüsleri çalıyor. Şu anda aidatlar, beslenme çantası, okul giderleri, kırtasiye masrafları derken aileler nasıl ödeyeceğiyle ilgili bir karmaşa içerisinde. Geçen yıla göre bir beslenme çantasının maliyeti tam 450 lira artmış. Doğrudur. Doğrudur. Televizyonda da izliyoruz haberlerde. Doğrudur. Allah ailelere, çocuğun okutacak ailelere kolaylık versin. Yani hakikaten zor. Ülkenin ekonomik şartları belli. Yani vatandaş olarak bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi nasıl gidiyorsunuz? Ben geçinebiliyorum. Yani evim kira değil. Geçinebiliyorum ama yani eskisi kadar rahat değil. Yani alacağım ürünleri kısarak, azaltarak geçiniyorum. Onu geçinemiyorum diyemem. Çünkü bizden de çok parası olmayan, geçinemeyen, kirada olan insanlar var. Allah onlara kolaylık versin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ediyoruz. Tamam. Şimdi 9 Eylül'de ilkokul zili çalıyor, okullar başlıyor biliyorsun ki. Bununla ilgili üniforma masrafın, aidat, kırtasiye masrafların, harçlıklar derken vatandaşlar zorluk çekiyor. Peki bu giderlerle ilgili sen ne düşünüyorsun? Beslenme çantası maliyeti, kırtasiye maliyeti, üniforman, harçlığın? Yani bazı şeylerin okulların karşılamasını düşünüyorum. Kitap gibi şeylerin. Ya üniformaları falan yani ailelerin alması zorunluluğu var zaten ama kitap, defter bu gibi şeylerin okulun karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Peki sence harçlığın bu yıl ne kadar olur haftalık? 100 TL falan. 100 lira falan. Sana yeter mi 100 lira? Yeter. Yeterli mi? Evet. Partide gideceksin, arkadaşlara belki bir şeyler yapacaksın, bir şeyler almak isteyeceksin. Zaten evden de yemek götürünce çok ihtiyaç olmuyor kantinden bir şey almaya. Evet, tam ona yeter diyorsun. Evet. Peki
Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz, okul masraflarından konuşuyoruz çocuklarla ilgili. 9.50 okullar açılıyor. Beslenme çantası maliyetleri, üniformalar. Küçük bir çocuğunuz yok mu? Yok. Peki vatandaşlar çocuklarını geçindiriyorlar, okula gidiyorlar, şekerleri geçiniyorlar. Bununla ilgili ne durumdalar? Alabilecekler mi? Bu masrafları karşılayabilecekler mi? En basitinden beslenme çantasının maliyeti tam 450 lira artmış geçen yıla göre. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu şartlarda zor. Sadece onu diyorum. Ekonomik olarak nasıl peki ülkenin durumunu değerlendirsek? Şu anda yarısı çok iyi durumda, yarısı çok kötü durumda bence. Askeri ücretli çalışanlar zor ama diğer kesim çok iyi diyorum. Diyor şimdi 9.50'de ilk dersleri çalacak. Öğrencilerin zaten şu an giderleri var. Aidatı, üniforması, kütahya masrafı derken beslenme çantası ile ilgili de geçen yıla göre tam 450 lira artmış. Bununla ilgili siz karşılayabilecek misiniz? Siz tam adamına denk geldiniz. Evet. Benim 6 tane öğrencim var. 6? Evet. 2 tane üniversite. Oo, maşallah. Biri bir sene mezun oldu, seneye de tercih vermedi. Evet. Okul masraflarından dolayı evet. Arada da lise sonra ikiye evet. Gidiyor. Gerçekten pahalı, hayat çok zor. Geçinebiliyor muyuz ya? Giderleri vallahi, karşılayabiliyor musunuz? Gider sadece Allah yardım ediyor. Başka bir şey yok. Odur. Yapacağımız. Gerçekten çok zor, hayat zor. Evet, hayat zor. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Böyle okullar açılacak 9 Eylül'de. Bununla ilgili de kırtasiye masrafları, giderler, ekonomik durum. Bizim o işlerine ilgimiz kalmadığı için yabancıyız abi. Olsun, alan nasıl alacak? Peki. Çocukları nasıl okutacaklar, nasıl geçinecekler? Birkaç bir ben, soru var. Ben dediğim benim hiç masrafım yok. Masrafımız yok. Ha, kendimin de yok zaten. Bir koştak, bir saatim var, bir çit ayakkabım var. Peki hani evet. Geçinen nasıl geçinecek? Okutan nasıl okutacak? Şükredecek, şükredecek biraz, şükredecek. Nankörlük ederse geçinemez. 10 milyar alsa gene olmaz. Bizimki yetiyor. Yani sadece şükretmek yeterli mi? Mesela zam gelmedi. Yeter, daha yeter. 17 bin lirayla hem ev geçindirip hem çocuk okutmak bu devirde ne kadar kolay. Bir çocuksa daha zor. 3-5 çocuk olduğunu düşünürsek daha bizim, zor. Bizim çocukla düşünüyor. Zamanında yaptık. Şimdi bir tekrar bir daha o düşünceleri kafamızı yoramıyoruz. Çünkü yaşlandık artık. Onu da yapıyor arkadaşlar. Çocuklar düşün. Bizim çocuklar da onları düşünecek. Tamam, peki. Teşekkür ederiz. Hadi güle güle. Ailenizde bilen bir okul masrafları var. Beslenme çantası fiyatı artmış, kırtasiye masrafları, aidatlar, okul ulaşımınız, servis parası ve sizi ilgilendiren harçlıklarınız. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu mesela haftalık ne kadar alacaksınız? Haftalık değil, geçen sene günlük alıyordum ve babam zorlanıyordu açıkçası para vermekte. Çünkü kantinden yemek yemem gerekiyor okulum uzak olduğu için de. O yüzden çok zoracağını düşünüyorum. Kardeşim de var. Kardeşimin de masrafları bir hayli olacağı için. Mesela evde yemeğimizi güzel bir şekilde yiyebileceğimizi düşünmüyorum öncelikle. Yani bu soframıza kadar ya da ne bileyim hayatımızdan kısıtlayacağımız kadar gitmesi beni çok üzüyor. Sen ne düşünüyorsun? Benim, bence yetmeyecek çünkü benim bir de ikiz kardeşim var. Onlara da okul masrafı alacak. Çok zor olacak bence. Aynen, geçinebiliyor mu? Yani bazen çok değil de geçiriyor. Dört kardeşler. Dört kardeş. Evet. Hep tutuyor musunuz? Yok, iki tanesi bebek, ikiz. İki tanesi bebek tutuyor. Evet, abi. Ona rağmen zorlanıyorlar. Dört yani. Kardeşli birden okulunu düşünürsek çok zorlanıyorlar, değil mi? Evet. Sen harçlığın geçen hafta, geçen yıl ne kadardı? Şimdi yıl ne kadar olması bekliyorsun? İşte öğle yemeğim, kahvaltım falan toplam 150 lira alıyordum. Bu sene büyük ihtimalle 250 falan almam gelecek ki günlük alıyordum o parayı da. O yüzden çok zorlanacağız. Büyük ihtimalle dedemlerden falan da bir para almam gerekecek. Bu da beni zorlayacağını düşünüyorum. Emek maaşları da çok artmadı. Emekliler çok mutluluktan yakınıyorlar. Memnun değiller. Evet. Bilmiyorum, bir şekilde hayatta kalmak zorundayız. Bir şekilde yani mecbur zevkten yapmıyoruz bunu. Bir şekilde şarkı halledeceğiz. Sağlamaya çalışacağız. Evet. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Burada farklı politik, böyle politik şeyle yazılı ekonomik finans kanalıyız. Instagram, YouTube, Facebook her yerde varız. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Merhaba, iyi günler. Okullar açılacak. Masraflarla ilgili röportaj yapıyoruz. Birkaç cümle söylemek ister misiniz? Şu an hiç zamanımız yok. Tamam, peki, iyi günler.
Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Kırtasiye giderleriyle ilgili birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Biz çıkıyorduk. Tamam, peki iyi günler. Vatandaşlar artan maliyetlerin üstesinden nasıl geleceğini bilemiyor. Öğrenciler ise cebine girecek harçlık konusunda endişeli. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.